Aa! Yıldız sen de mi kuaföre gittin? Ne güzel olmuş saçların. Evet anneciğim, sana haber vermedim. Çünkü o zaman aynı kafayla çıkıyoruz. Ay çok güzel olmuş. Sana çok yakışıyor bu açık sarılar. Sağ ol anne. Hem kestirdim hem sararttım. Tık doğdu güneşin. Ay doğmaz mı benim güzel kızım? Sana her şey yakışır vallahi. Anne dedikodu var, geç otur. Aysel, bana da bir kahve yapar mısın canım? Ay ne oldu? Bence Ender doğru söylüyor. Gerçekten bu Julia ile Doğan'ın arasında bir şey var. Aa, emin misin? Anne, Doğan aradı diye kadın inanılmaz panikledi. Yani allak bullak oldu. Madem arkadaşım bir sakin oldu bir yani. Ay, ne yapalım Yıldız, yapacak bir şey yok. Olmadı ayırırız. Anne, ayırmakla bir ilgisi yok. Ender'le evliyken bana dönmek istiyor. Üstüne üstlük bir de yıllardır Julia diye sevgilisi var. Ay bak sen Doğan'a. Yıldız, sen bunları yan yana gördün mü? Görmedim. Yani görünce konuş o zaman. Allah Allah, belki de sadece telefonda konuşuyorlardır. Anneciğim, ben biriyle konuşuyor muyum? Telefonda öyle şey olur mu ya? Yani ne olursa olsun bu işi Ender'siz çözmek lazım. Niye? O Ender de her bir şeye karışmayıversin canım, Allah Allah. Sağ ol Aysel'cim. Afiyet olsun. Sen onu bunu bırak da Zeyno ile Engin'in arası nasıl, iyiler mi? Bilmiyorum anne. Sen bana bak bakayım. Yıldız. Ha? Zeyno için en doğru isim Engin. Sakın kızın kafasını karıştırma başka yerlere yönlendirerek, tamam mı? Yok sana gelir, ben Engin'le ayrılmak istiyorum falan der diye söylüyorum. Demedi ki yani, demedi, öyle bir şey yok, konuşmadık diyorum sana. İyi bari. Bence zaten bu gece onlar için çok özel olacak. Öyle mi kehanetçi Altuman? Ama biliyorsun ki benim kehanetlerim hep çıkar Yıldız. Söyle bakayım, o doktor mudur nedir, ondan haber var mı, ne yapıyormuş? İyilik sağlık. Hal hatır sormuyorum herhalde. Zeyno hala düşünüyor mu? Kafası nerede diye merak ediyorum. Bilmiyorum anne. Yani böyle özel konularına karışmıyorum ben Zeynep'in. Sen de karışma bence. Bilmiyoruz yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O çocuğu benim gözüm hiç tutmuyor. Göründüğü gibi biri değil o. Yani böyle o etkili metkili gibi falan duruyor ama hiç. Orada bir karışıklık var. O çocuk sağlam pabuç değil. Anne sen çok dolmuşsun. Ben en iyisi şu falı kapatayım, sen bak. Görürsün. Dediğim çıkacak. Engin, gerçekten çok hoş bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani hoşuna gittiyse ne mutlu bana. Yani sen benim hayatımda tanıdığım gerçekten en naif, en iyi insansın. Teşekkür ederim ama iyi insanlar pek sevilmiyor sanırım. Ne demek o? Yani lafın gelişi, hani öyle derler ya. Yok işte, yok öyle bir şey. Kim diyor onu? Kadınlar genelde böyle iyi ve naif erkekleri pek sevmezler. Daha çok kendilerini üzecek adamlara aşık olurlar. Tabii ben iyiyim anlamı da söylemiyorum ama senin kanaatin öyle diye söyledim. Yani biz bazen işte acı çekince aşık olduk sanıyoruz. Yani ne kadar üzülürsek o kadar çok seviyoruz sanıyoruz. Evet, ama halbuki aşk böyle bir şey değil. Ya tabii ki öyle değil ama bunun böyle olmadığını anlamak için de olgunluğa sahip olmak gerekiyor. Ya bir de yaş da çok önemli. Ya tabii canım, böyle 18 yaşındaki aşkla 40 yaşındaki aşk arasında büyük fark var. Yani peki senin aşktan anladığın şey ne? Bence huzur. Böyle kavga, gürültü, patırtı falan bence olmamalı. Ama Engin, yani o da bu işin tuzu biberi sonuçta. Ya, tabii ki böyle arada tartışmalar, anlaşmazlıklar olacak. Ama kişilik çatışmaları, kimden üstün durumları bana göre değil. Öyle olacağını. Yalnız kalırım daha iyi. Doğru söylüyorsun. Engin, gerçekten sen nadir bulunan bir insansın. Nasıl nadir? Ya ne bileyim, bunca yıl sonra böyle bir servete sahip oluyorsun ama ne şımarıklığın var ne de egon. Teşekkür ederim ama yani çalışıp kazanmadığım paranın havasını atacak değilim. Yani fani dünya, bugün varız yarın yokuz. Senden öğrenecek çok şeyimiz var. Ya estağfurullah.